Albay abi. Tamam, hallettim ben. Sen gidebilirsin. Yani dışarıdan göremiyorlar mı şimdi? Emin misin? Ayıp ediyorsun abi. Onlar kiminle dans ettiklerini zannediyorlar ya. Sistemin internetini kestik herhalde. Helal valla. Eyvallah. Kolay gelsin. Ha, şimdi bunun... Elinde çok ağırmış. İyi, gel öpeyim. Gel, gel. Bırakın beni! Bırakın, bırakın, kullanmazsınız. Sizi geberteceğim. Hepinizi geberteceğim. Sıkıcı tutun, dinle kırılacağım. Bırakın. Kadın taksiyon gibi tepiyor ya. Hocam, hocam bir at sözü yapsaydın da namussuzluğu zapt edemiyoruz ya vallahi. Deli gücü var ya bunda. Resmen. Hala içeriden görüntü alamıyormuş. Hayır efendim, sistemin internet bağlantısı kesildi. Artık mümkün değil. Neşet Bey, bu işin sonunun kanlı bitmesinden gerçekten çok korkuyorum. Lütfen bana bir fırsat verin. Mahkumlarla konuşayım lütfen. Vay 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 Zerrin Şahin Hanım, seni böyle kuzu kuzu görecek miydik ya? Ne kadar kalır böyle? Hani kendine gelecek değil mi? Ya birkaç saate ajitasyonu geçer diye umuyorum. Çok ağır bir sakinleştirici yaptım. Nergis, bu şey bize sağlıklı lazım. O yüzden iş sende bitiyor, ona göre. Ben ne kadar daha kalacağım burada? Vallahi ona bağlı. Kusura bakma, biz de böyle olsun istemezdik. Derya, kapının önüne birilerini daha koy. Tamam. Kolay gelsin. Dur dur, dubaların içinde kal. Eyvallah. Memur Bey, yol ne zaman açılır? Ne yapacağım? Yok, kanalizasyon işimiz vardı da o yüzden soruyorum. Yok, olmaz. Unutun bugün çalışmayı. Hiç mi açılmaz bugün? Hiç açılmaz. Peki biz o zaman dağılalım. Hadi eyvallah. Kolay gelsin. Çok zamanımız yok. Savcı Bey ve diğerleri şu an toplantı odasında kilitliler. Termal kameralardan anladığım kadarıyla da yanlarında isyancı yok. Tam zamanı. Bana bir fırsat verin, hemen operasyon yapayım. Tamam komutan. Girin. Ama kan dökülmesin. Plastik mermi kullanınız. Tamam. Çok yanlış yapıyorsunuz efendim. Çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Umarım bu işin sonu kötü bitmez. Umarım. Gerçekten bir şeyler yapmamız gerekiyor. Durum çok vahim. Evet ya. Da sen bilirsin ya. Ne olur bu işin sonu? Ya kesinlikle içeridekilere zarar gelmemesi için uğraşacaklardır ama... içeridekiler bakalım duracaklar mı? Bu korkuyla, panikle askerlere saldırırlarsa kötü. Ya ama yani en azından plastik mermi kullanacaklar. Plastik mermi ama o da mermi yani. O da kalabalıkları dağıtmak için uzaktan kullanılıyor ama yakından çok tehlikeli bir şey. Öldürmez ama süründürür. Ya Neşet Bey de çok panikte. Ya aldığı kararlar o kadar sağlıksız ki. Beni de dinlemiyor.
Ya bir şey söyleyeceğim. Basına mı haber versek? Medyanın önünde kimse böyle felaketli şansını istemez yani. Tolga, gerçekten çok iyi fikir olabilir bu. Ben de arayayım birilerini. Zerrin sana güle güle. Ne yapıyorsunuz lan orada siz? Deniz! Azra! Senin gibi sensizim de ya. Berna! Ne oldu? Hemen koşup Deniz'lere haber vermen lazım. Baskı yiyoruz. Ne baskını? Askerler yük kapısını patlatıyor. Korkma. Tamam, tamam. Tamam. Of! Deniz. Ne oldu? Azra. Ne oldu? Tamam, sakin ol. Ne oldu? Evet, kameralardan görmüş. Askerler yük kapısını havaya uçuracaklarmış. Tamam, sen Hüseyin'e koş. Yük kapısının oradaki barikatı sağlamlaştırsınlar. Tamam. Tamam. Biz geliyoruz. Tamam. Hazırlığımız var değil mi? Tabii tabii, hallettim onu. Üstümü değiştirdim, Mustafa olanlardan edemedim. Pelin, yanına iki kişi al. Savcıyı, mavcıyı, B1'i ortak alana getirin. Tamam. Tamam. Hüseyin! Ortadan kaybol sen. Niye ya? İşe arıyorum ben burada. Ya sen bizim rehinemizsin. Ortalarda görünmemen lazım. Olsun Deniz, vallahi ben her şeyi göz aldım artık. Ne olacaksa olsun. Kaybol. Kaybol dedim ya. Hadi hadi hadi, hızlı. Millet barikatta bizi bekliyor ya. Tamam be kızım, tamam. İki tane elimiz var bizim de değil mi? Dört tane elimiz yok. He, iki elimde pabuç gibi dilim var maşallah. Ya, olacak bu kadar, hadi. Tamam kızım, tamam. Biz hadi, şimdi doldurduk. Siz gidin gelene kadar buraya şimdi doldurduk. Hadi, hadi hadi, az gaf çok iş, hadi hadi. Tamam be kızım. Bizim hadi, de iki elimiz var, değil mi? Az gaf çok iş. Yok, elimiz yok. Hadi alın kızlar. Kızım ne oluyor? Yok bir şey. Şu rezillere bak ya. Küçücük gencecik bir kızı kullanacak kadar reziller. O küçücük gencecik kızı taciz edenler ve ona göz yumanlar gibi rezil değil onlar. İnanın. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz söylesenize. Dışarıda müdahale var şu anda. Güvenliğiniz için aşağı ineceğiz. Müdahale mi? Biz içerideyken mi? Evet, siz içerideyken. Demek ki bizim kadar değerli değilsiniz. Git. Tamam, tamam. Hasret. Bak kendine dikkat et, tamam mı? Ya ben... Hasret Şengül'üm ya. Ben kaçın kurasını, bir şey olmaz bana, hadi. Olsun, yine de dikkat et sen. Ya Hüsnü Hocam, bizim sana cephenin arkasında ihtiyacımız var. Tamam mı? Hadi. Ya İslamcının karizmasını bozmasana ya. Hadi, hadi. Hadi. Bak sen, adam sevdiğini öpmeden gidemedi. Erkek adamın yanı sevdiğinin yanı başıdır. Ya Hasan, nişan diye geldiniz, isyanın ortasında kaldınız. Neden gitmedin annenle? Sen de hiç Türkçe anlamayasın ha. Ne dedim ben sana az önce? He? Erkek adam dedim, sevdiğinin yanı başında dur, yanı başında. Karıştırma, haydi devam et, işimiz çok. Patlayıcılar hazır komutanım. Beni bekleyin.
Termal kamerada yeni bir hareket var. Kokteyller geldi. Misafirlerimiz için en güzel tarifler bunlar. Sıcak sıcak. Oradan bir şey aldım. Al bir tane. Alın eldivenleri de kızlar. Yakmayın ellerinizi. Hadi. O zaman misafirlerimizi bekliyoruz. Şimdi içeride durumlar biraz değişti. Rehineler yer değiştirdi. İçeri girdiğinizde direnişle karşılaşabilirsiniz. Direniş durumunda ateş edelim mi komutanım? Yok. Önce gaz bombaları. Mümkün olmadıkça ateş etmiyorsunuz. İçeride savcımız var. Bürokratlar var ve bir sürü rehine var. Evet komutanım. Öyleyse hazır. Komutanına söyle. Operasyon iptal. Komutanım. Komutanım operasyon iptal. Komutanım duyuyor musunuz beni? Geri çekiliyoruz. Geri. Çek 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 çek. Lan ne patlamasıydı bu Hacer? Bilmiyorum. Bunlar nereye uçurdular? Bir yerden bunlar dinamit minamit mi buldu Hacer? Cevap vermiyor. İşler sarpa sarıyor Hacer ağa. İşler sarpa sarıyor.
Bilemiyorum efendim basın nasıl haber aldığını. Tamam efendim. Biz zaten gayet barışçıl ve... Evet, şu an olayların çıktığı cezaevinin önündeyiz. İsyanın nedenleri hakkında yetkililerden herhangi bir açıklama gelmiş değil. Jandarmanın cezaevine müdahale ettiği söyleniyor. Fakat bu bilgiler teyit edilmiş bilgiler değil. Biz de beklemede kalın. Sizi haberdar etmek için biz burada beklemedeyiz. Sesini açsana şu an. Aç aç. Açayım abi. Yayın akışımızı bölüyoruz. İstanbul Kadın Cezaevinde mahkumlar tarafından bir isyan başlatıldı. Şimdi ayrıntıları öğrenmek için olay yerindeki arkadaşımız Rıza Demircan'a bağlanıyoruz. Rıza, olayın ayrıntılarını öğrenebilir miyiz senden? Evet Ece, yaklaşık bir 20 dakika önce haber aldık isyanı. Bazı vatandaşlar cezaevinde bir patlama olduğunu iddia ediyor. Olayın ayrıntıları hakkında yetkili ağızdan bir açıklama gelmiş değil. Patlamanın içeriye yönelik bir operasyon kaynaklı mı, yoksa içeriden dışarıya yönelik bir saldırı yüzünden mi olduğu belirsizliğini korumakta. Kızlar iyi misiniz kızlar? Hasret iyi misin? Hüso nasıl kaçırttık adamları gördün mü? Nasıl püskürttük ha? Nasıl püskürttük? Zafer kazandık ya, zafer. Çocuğumuzun adı da zafer olsun mu? Zafer olsun. Kızım ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun ya? İçeride 9 doğurdum resmen ben. Sen o zaman şimdi git o doğurduğun 8 tane çocuğun adını koymakla uğraş. Ben burada coşkuluyum ya. Ben isyandayım, coşkuluyum ya. Ne kaşırıyorsun şeyimi, hevesime? Neşet Bey. Dışarıda basın mensupları bir açıklama bekliyor. Yapacak mısınız? Ne açıklayacağız Serpil Hanım? Var mı bir fikriniz? Benim değil, sizin bir fikriniz olmalıydı. Yetkili sizsiniz. Ne diyorsun? Bu kapıyı halledebilir miyiz? Eski haline geri getirebilir miyiz? Vallahi Azra işte bu tahtaları kullanacağız. Bir testere, bir çekiç, biraz çivi falan. Halledeceğiz yani, sıkıntı değil, bizim işimiz. Hasan. Gel bir seninle bir depoya gidelim. Orada çivi, beton, beton bir şeyler ayarlar, gelirdik buraya. E la onu iyidir, haydi. Haydi. Ne süper. Abi su iç. Koş yavuş şeflerim, koş. Azra, bunlar niye geri çekildiler? Bilmiyorum ki, yani 4 tane Molotov'tan korkup geri çekecek halleri yok herhalde. Yani? Yani tabii ki bir hayra alamet değil geri çekilmeleri. O yüzden hemen üzerini konuşturmamız lazım bence. Kriz masasını bir arayalım. Belki de uzlaşmaya karar verirler. Belki. Bu arada mahkum yakınları da dışarıda. Çok kalabalıklar. Basından duymuşlar. İsterseniz ben de bir açıklama yapabilirim. Neşet Bey. Efendim cezaevinden arıyorlar. Deniz Demir. Bağla bağla. Monitöre ver. Siz de bir şeyler söyleyin Melis'in. Tabii. Söylerim. Bilgimiz yok. Geri çekilin. Bilgimiz yok. Geri çekilin. Lütfen beni dinler misiniz? Bilgimiz yok. Lütfen sakin olup beni dinler misiniz? Lütfen. Duyuyoruz Deniz Demir. Dinliyorum. Öncelikle şunu belirtelim. Geri çekilmeniz çok akıllıca oldu çünkü boşu boşuna kan dökülecekti. Tekrar ediyoruz. Bu bir şiddet eylemi değil. Kimseye zarar gelmeyecek dedik. Ama eğer tekrar bir müdahalede bulunursanız sözümüz geçerli değildir. Zerrin Hanım ve diğer rehinelerin durumları nedir? Rehinelerin durumları gayet iyi. Kimseye dokunulmadı. Tekrar ediyorum, Zerrin Şahin'i yargıladıktan sonra hepsini serbest bırakacağız. Ve isyan bitecek. Süre verin. Bize şart koşacak durumda değilsiniz. Biz sadece size iyi niyetli ve barışçı bir orta yol bulmak istiyoruz. Size 12 saat mühlet. İsyanı bitirip teslim olmazsanız size müsamaha göstermeyeceğiz. Bunu böyle bilin. 12 saat sonrasına hazır olun komutanım. Bakın sorunsuz bir müdahale için tam 12 saatiniz var. Hata istemiyorum. Neye ihtiyacınız varsa söyleyin. 12 saat diyor. Ne diyorsun? Ama Zerrin itiraf etmezse bu kadar insanı burada tutamayız zaten. Buna ne ekmek yeter ne su. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam efendim. Mümkün olan her yere kamera konulsun. Bizim bir şekilde içeriği görmemiz gerekiyor. Emredersiniz. Gözünüzü monitörden ayırmıyorsunuz. Sürekli cep telefonu sinyali tarayın. Sürekli. Bulduğunuz sinyalin peşine düşüyorsunuz, dinliyorsunuz. Dışarıda bir işbirlikçileri var mı bilelim. Çocuklar
Ne oluyor içeride? Ölü yaralı var mı? Bilgimiz yok. Peki kim biliyor? Yetkili yok mu burada? Bilgimiz yok dedim. Geri çekilin. Sakin olun ve lütfen beni dinler misiniz? Bilgimiz yok. Geri çekilin. Geri çekilin. Ben Melis Ersoy. Ceza ve psikoloğuyum. Duyduğunuz haber, patlama haberi önemli bir patlama değildi. Jandarma isyana müdahale edecekti. Ancak olaylar daha fazla büyümesin diye geri çekildiler. Kimsenin canına zarar gelsin istenmiyor. İçerideki her hayat bizim için çok ama çok önemli. Güvenlik güçlerimiz hiçbirinin saçının teline zarar gelmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve tüm yan yollar tutulsun. Bu süreyi kaçış planlamak için kullanabilirler. Ben emniyetle işbirliğini sağladım. Hatta arıyorum hemen. Lütfen sakin olun. İçiniz rahat olsun. Şimdilik kaygılanacak hiçbir şey yok. Gerekli açıklamalar zamanı geldiğinde her birinize yapılacaktır zaten. Şu an sizlerden tek isteğim sakin olmanız. Lütfen. Ama bir açıklama. Melis Hanım. Oğuz ben. Oğuz Okan. Buyurun. Deniz nasıl? Haber var mı ama? İyi. Ama şimdilik. Peki isyan nasıl çıktı? Nedir bu patlama olayı? Siz benimle gelir misiniz? Melis Hanım. Pelin iyi durumda. Canan Hanım. Ben haberdar edeceğim sizi. Merak etmeyin. Buyurun. Geri çekilin. Açılın. Bilginiz yok. Geri çekilin. Geri çekilin.